Annem de gebe mi oldu, güneş mi çarptı belli değil. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelecekler, abinleri alacaklar dedi, kovdu bizi. Hayır, başka bahane de bulamıyor artık. 20 sene boyunca günahlar yazdım. Dünyam döndü, dışarıdan baktım. Ha bir de fani aşkına kandım. Töbe töbe tanrım bir kaşara taptım. Ceyhan Prensi Adana hanımım ve ne çirkin ne de güzel. Anca yoklukta gider mürebbiyeleri. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah ya. Anketer görmüş burnu havada tipler gibi. Nereye kaçıyorsunuz? Subhanallah, 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 subhanallah. Tertemiz olmuş burada. Senin sayende Kartal, temizliğin kabasını yapmışsın. Elhamdülillah, elhamdülillah. Lan Cuma'nın farzını kılıp kaçmışsın da bilinçaltın tespihatta. O ne olacak? Öğle yemeği söyledim kendime. Yer misiniz hanım? Yesen, afiyet olsun. Bir de geldi buraya oturdu ya. Oğlum kirletmesene masayı. Süpür şuraları da bak, masaların altında da tozlar var ha. Aha. Hilmi Bey buyurun, öğle yemeğinizi hazırlat. Ulan camide kameranın kendisini çektiğini görünce ağlamaya başlayan amca videosunu mu canlandırıyorsun? Ye yemeğini ye, afiyet olsun. Hilmi Beyciğim buyurun, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ya bana neden müşteri muamelesi yapılıyor acaba? Mal sahibiyim ben, ne buyurayım? İsteklerim belli. Daha fazla çalışın, zam istemeyin. SSK primleriniz yatıyor mu diye kontrol etmeyin. Bu kadar. Niye geldiniz Hilmi Bey? Büyük Hilmi hesap mı verecek acaba? Hesap mı verecek? Ben sırf hesap vermemek için müşterisine hesap getiren her işletmeden birer tane aldım kendime. Mecazına bile tahammülüm yok. Deniz nerede? Şey ya, o biraz gecikebilir. Neden? Ağzımdan aldın kız. Nasıl bir midi var sende? Bir daha yapma, hiç sevmem. Camiden çıkarken ayakkabılarını çaldıydım, garibim aranıp duruyordum. Arayıp ben çaldım, şaka yaptım kanka diyecektim. Cep telefonu da çalmışım Kamil'in. Abarttım, cüzdanını çalıp içindeki parayı ayırıp ehliyet kimlik falan lazım olur diye attım sokağa. Kaptırmışım kendimi biraz.